Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalarda ülkemizde ciddi derecede artışların olduğu yerlere il ilçe hıfzızlık ve kurulları kararıyla karantina işlemlerinin sokağa çıkma yasa işlemlerinin geleceği duyurulmuştu. İl ilçe hıfzızlık ve kurulları kararıyla Bilecik Gölpazarı ilçesi İncirdi köyünde 14 gün boyunca Samsun merkeze bağlı Gökoğlan Köyü'nde 14 gün boyunca. Kastamonu merkeze bağlı Büyük Köyü Taşköprü ilçesi Kaygınca Köyü'nde 14 gün boyunca. Ayrıca 3 okulda koronavirüs görülmesi üzerine 5 gün boyunca eğitim ve öğretime ara verildiği ifade edildi Kastamonu'da. Çanakkale Yenici ilçesi Sameteli Köyü'nde 14 gün boyunca. Adıyaman'da 125 evde çok sayıda temaslı ve mutasyonlu virüsün ciddi derecede görülmesinden dolayı 125 elde evde karantina işleminin uygulanacağı ifade edildi. Isparta Yalvaç ilçesi, Çamharman ve Gelendos köylerinde 14 gün boyunca. Aydın Buharkent ilçesi Yukarı Sağavcı köyünde 14 gün boyunca. Siirt Baykent ilçesi Gümboldu köyünde 10 gün boyunca. Erzincan İliç ilçesi Sarıpınar köyünde 14 gün boyunca. Çorum, Sungurlu, Eşme Köyü ve Osmancı ilçesi İnay Köyü, İnal Köyü'nde 10 gün boyunca. Kars, Sarıkamış ilçesi Parmakdere Köyü'nde 14 gün boyunca. Karabük, Safranbolu ilçesi Örencik Köyü'nde 14 gün boyunca Osmaniye Çardak köyünde 14 gün boyunca karantina işlemlerinin uygulanacağı il ilçe hırsızlık kurulları kararıyla açıklandığı ifade edildi yapılan açıklamalara göre ayrıca bu yasak ve tedbir karantina kararlarına uymayanlar hakkında gerekli cezai işlemlerinde uygulanacağı ifade edildi yapılan açıklamalarda sizce bu şekilde köylere gelen evlere gelen mahallelere gelen ilçelere gelen yasaklarla ülkemizde artış gösteren mutasyonu engelleyebilir miyiz ya da ülke geneli il bazında bölgesel tam kapanmalara ihtiyacımız var mı yorumlar sit sonraki videolarda görüşmek dileğiyle lütfen sosyal mesafeye ve maske kurallarına uymaya özen gösterelim şimdilik hoşça kalın